Şöyle Hazreti Hasan Efendimiz'den itibaren o 12 imam etrafında şekillenmeye çalışan, onları kullanmaya çalışan bir politbüro'dan evet. bahsettik. Evet. Ve daha da önemlisi bugünün hakikaten böyle flaşı diyebileceğimiz, bugünün sözü diyebileceğimiz Hazreti Hasan Efendimiz'in soyunu bir tarafa bırakarak özellikle o politbüro, Hüseyin Efendimiz ve evet. onun soyu üzerinde emirlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Bunun nedeni de demiştiniz, onların siyasi bir hedefleri, siyasi beklentileri yok. Tamamen kendilerini namaza, ilme, ibadete evet. vermiş bir haldeler. Evet. Ama Hazreti Hasan Efendimiz'in soyu kendilerine hücum edildikleri için her an müdafaya hazır durumdalar. Evet. Dolayısıyla bu politbüro özellikle Hasan Efendimiz'i bırakıp, hatta onu muallakta bırakıp Hazreti Hüseyin Efendimiz'in üzerinde şekillenmeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla günümüzde de bu aynen, yani Müslümanlar kendilerini yani kullanmaya müsait hale getirirlerse birileri gelip hiç kullanıyor. Şüphesiz, hiç şüphesiz. Hiç burada şüphesiz. Yani siyaset aklını, genel aklı, makro bakışı evet. kullanmak gerekiyor. Onu yola çıkarmak gerekiyor. Evet hocam. Evet. İmam Ali Zeynel Abidin'den sonra bu politbüronun İmam Muhammed Bakır etrafında toplandığını görüyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Bugün el an imami kaynaklara baktığımızda, İmamiye Şiası'nın ilmi kaynaklarına baktığımızda bu kaynaklarda yer alan fıkhi hükümlerin ve rivayetlerin diyebiliriz ki %90'ı %95'i İmam Cafer-i Sadık ve İmam Muhammed Bakır'a dayanır. Evet. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in hiçbir ilmi mirası olmadı mı? Onun çocuklarının İslami ilimlere hiçbir katkısı olmadı mı? Enteresan bir sorudur. Önemli soru gerçekten. Evet. Yani, evet. Dolayısıyla bu imami kaynaklar işin o siyasi ve ideolojik boyutuna ilmi boyutunu da eklemlemişler. Ortaya bir Ehl-i Beyt etrafında oluşmuş bir kültür, bir yapı çıkmış böylece. Evet. İnşallah İmam Muhammed Bakır'ı anlattığımızda bu noktaya yeniden dönelim.